Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda ülke genelinde artışlar var. Bundan dolayı tedbirlere uymamız gerekmekte. Vaka artışları hala da kritik seviyede. Bundan dolayı yeni yasaklar, yeni tedbirler alınabilir derken gene iki ilde, iki ilçede, iki köye karantina işlemi uygulanmaya başlandı ifade edildi. Nevşehir'in Gülşehir, Gülşehir ilçesine bağlı Abu Uşağı köyünde mutasyon uğramış koronavirüsler tespit edilmesinden dolayı ilçeye bağlı 980 nüfuslu Abuşağı köyünde yaşayan kişilerde koronavirüs tespit yeni mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğinden dolayı ilçe hıfzı Zıfı kurulu tarafından virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Abu köyünün karantinaya alındığı ifade edildiği yapılan açıklamaya göre. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde de aynı şekilde Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de COVID-19 pozitif ile temaslı sayısının ciddi derecede artış göstermesinden dolayı Karaköy'de tespit edilen COVID-19 vakaları nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulanmasının başlatıldığı dile getirildi. İki köyde giriş ve çıkışların durdurulduğu 14 gün boyunca da sokağa çıkma yasağı karantina işleminin uygulanacağı ifade edildi yapılan açıklamalara göre. Durum şunu gösteriyor ki köylerimizde, şehirlerimizde, ilçelerimizde yasaklar, karantinalar, mahallelerde özellikle işte karantin işlemleri il bazında, ilçe bazında, mahalle bazında yapılmaya yasaklar yapılmaya hala da devam etmektedir. Tabii ki bu yasaklar virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ama maalesef hala da ülke dışından Yurt dışından ülkemize gelenlere bir yasak maalesef yok. Virüsü getirenlere, asıl yurt dışından virüsü getiren turistlere İspanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Çin'e, virüsün merkezi Çin'e, hala da İtalya'ya, hala da ülkemize girişlerinde bir yasak yok maalesef. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.